Bismillahirrahmanirrahim. Arapça hadis kitabımızın birinci dersinin Et-Tedribatü alıştırmalar videosuyla tekrar birlikteyiz. İnşallah bugün yeni başladığımız hadis kitabının birinci dersinin alıştırma videolarısında çekerek inşallah birinci dersi tamamıyla tamamlayacağız. Et-Tedribatü alıştırmalar. Et-Tedribul evvelu birinci alıştırma. İstemi'a dinle ve raddit tekrar et. Dinle ve tekrar et alıştırması. Bismillah, Allah'ın adıyla. Subhanallah, Allah'ı tenzih ederim. Estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Eşşükrü lillah, şükür Allah içindir. Hamd Allah içindir. Bunları ne yapacağız? Tekrar edeceğiz. Hem ağzımızla telaffuz edeceğiz. Hem de ne yapabiliriz? İstersek yazabiliriz. Birinci alıştırmanın ikinci bölümünde Ekmil kemafin nemuzec, örnekte olduğu gibi tamamla alıştırması. Örneğimizde semmille, yani Allah'ı an, Allah'ın adıyla, yani Bismillah demek istiyoruz. Aynı şekilde sebbihillah, yani Allah'ı tesbih et, yani Subhanallah de. Estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dile, yani Estağfirullah de. Kebbirullah, Kebbirillah, Allah'ı tekbir et, yani Allah'ı ne yap? Allah'ı birle, Allah'ı büyült, Allah'ı yücelt, yani Allahu Ekber. Son olarak Uşkurillah, Allah'a şükret, yani Eşşükrülillah. Buraya cevap olarak yazacaklarımızı şuradan ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Sebbihillah, yani kul Subhanallah. Estağfirillah, yani kul Estağfirullah. Kebbirillah, yani kul Allahu Ekber. Uşkurillah, yani kul Eşşükrülillah. Evet, böylelikle birinci alıştırmanın ikinci bölümünü tamamlamış olduk. Et-Tedribu Thani, ikinci alıştırma. Havvil kemafin nemuzec, örnekte olduğu gibi değiştir alıştırmaz. Örnekte olduğu gibi değiştir. Önce örneğimize bakalım. Ye'külü Umeru mimma yeli. Yani Ömer kendisine yakın olan yerden yiyor. Bunu nasıl değiştirmişiz? Umeru ye'külü mimma yeli. Ömer kendisine yakın olan yerden yiyor. Yani bir nevi ilk örneğimiz fiil cümlesi. İkinci örneğimizi biz onu isim cümlesine çevirmişiz. Şimdi bakalım. Kâne Umeru fî menzili Rasûlillâhi aleyhissalâtu vesselâm. Ömer Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâmın evindeydi. Bunu nasıl mesela yapabiliriz? Umeru yekûnu fî menzili Rasûlillâhi aleyhissalâtu vesselâm yaparsak eğer bir isim cümlesine çeviririz. Ya da bir diğer cümlemiz. Kâne Umeru ye'kulu me'a Rasûlillâhi aleyhissalâtu vesselâm. Ömer Peygamber Efendimizle beraber yiyordu. Umeru ye'kulu ya da Umeru yekûnu ye'kulu me'a Rasûlillâhi aleyhissalâtu vesselâm yaparak da bu cümlemizi isim cümlesine çevirebiliriz. Taşet yedu Umera fit tabaki, yani Ömer'in eli, yedu Umera, Ömer'in eli tabağın içerisinde ne yapıyordu? Bir o mekandan, yani bir mekandan diğer bir mekana Ömer'in eli dolaştı. Taşet dolaştı. Bunu hemen isim cümlesine çevirelim. Yedu Umera taşet fit tabaki. Ömer'in eli tabağın içinde dolaştı. Sadece buradaki failimizi başa alıp müpteda olarak kullanacağız. Yapacağımız bu kadar basit. Ekelel gulamu mines sahfeti leti telihi. Yani kendisine yakın olan, elleti telihi, kendisine yakın olan sahfeden, yani büyük tabaktan çocuk yedi. Bunu da yine el gulamu'yu başa alarak yapabiliriz. El gulamu ekele mines sahfeti leti telihi diyebiliriz. Yusemmil muslimullahe fi evveli ta'am. Yani Müslüman Allah'a yemeğin başında işte besmele çeker. El muslimu yusemmi Allah'a fi evveli ta'am. El muslimu'yu başa alacağız. El muslimu yusemmillahe fi evveli ta'ami olacak.
Gelelim üçüncü alıştırmaya. Ettedribu salisu. Üçüncü alıştırma. İmleyil feragati taliye. Gelen boşlukları doldurun. Gelen boşlukları doldurun. Bil kelimetil münasibeti. Uygun kelimeyle gelen boşlukları doldurun. Birinci cümleyi okuyarak başlayalım. Şu sol tarafta kelimelerimizi de zaten görmekteyiz. Kâne Uthmanu, Osman idi. Fi hacri ummihi, fi hacri ammihi ba'de en mâte ebuhu. Babası öldükten sonra amcasının terbiyesindeydi. Buraya hacri kelimesi gelecek. Yani bir numaralı boşluğa hacri kelimesi gelecek. İkinci cümlemize bakalım. Talebe Ahmedu min Muhammedin. Ahmet Muhammed'den istedi. Ahmet Muhammed'den istedi. En yusemmiye. En yusemmiyallâhe fî evveli ta'am. Yemeğin başında Allah'ın ismini anmasını istedi. Burada yusemmiye fiili gelecek. İkinci boşluğumuza en yusemmiyallâhe olacak. Üçüncü cümlemize bakalım. Celestu fil mak'adil evvel. Birinci koltuğa oturdum. Birinci koltuğa oturdum. Ve celese Muhammedun ve Muhammed oturdu. Fil mak'adillezî yelînî. Yani bana yakın olan koltuğa oturdu. Buraya da yelînî gelecek. Ellezî yelînî olacak. Gelelim dördüncü cümlemize. La te'kul yeme. La te'kul yeme. Bi yedikel yusra. Sol elinle yeme ya gulam. Ey çocuk sol elinle yeme. La te'kul bi yedikel yusra ya gulamum. Gelelim beşinci cümlemize. El gulamu çocuk. El gulamu çocuk. Yel'abu fit tariqi yolda oynuyor. Beşinci boşluğumuza da el gulamu kelimesi gelecek. El gulamu yel'abu fit tariqi olacak. Altıncı cümlemize bakalım hemen. Yehtemmul muslimu. Müslüman özen gösteriyor. Neye? Bi terbiyeti veledihi. Çocuğunun terbiyesine. Buraya da 6 numaralı boşluğa da terbiyeti kelimesi gelecek. Yehtemmul muslimu bi terbiyeti veledihi olacak. Gelelim 7. cümlemize. Vada'tu. Vada'tu sahfete. Yani büyük tabağı. Vada'tu sahfete büyük tabağı koydum. Alel maideti masanın üzerine. Ve kultu külü ve yiyin dedim. Ve kultu dedim külü yiyin dedim. Bu 7 numaralı cümlemize de es sahfete kelimesi gelecek. Gelelim 8. cümlemize. İstemerra devam etti. Yine hadisten öğrendiğimiz bir fiil. İstemerra devam etti. Eddersu ders saateyn. 2 saat boyunca ders devam etti. 9. cümlemize bakalım. Ektubu biyediyel yumna. Yani sağ elimle yazıyorum. Sağ elimle yazıyorum. Adeten genellikle. Evet 9 numaralı boşluğa da adeten kelimesi gelecek. Ektubu biyediyel yumna adeten. 10. cümlemize hemen şöyle bir bakalım. Urife Ömer İbnül Hattab. Yani Ömer İbnül Hattab'ın, Hattab'ın oğlu Ömer'in olduğu bilinir. Ne olduğu bilinir? Radiyallahu anhu bil adil. Allah ondan razı olsun, adaletli olduğu bilinir. Buraya radiya gelecek. Radiyallahu anhu olacak. Evet buradaki bütün kelimelerimizi, bize verilen kelimelerimizi kullandık. Sadece şuradaki tatişu kelimesi boşta kaldı. Onu da hatırlatmak isterim. İsterseniz cümlelerimizi bir kere daha yapalım. Hem de yazdığımız cevapları da kontrol etmiş oluruz. Kâne Uthmanu fi hacri ammihi ba'de en mâte ebuhu. Talebe Ahmedu min Muhammedin. En yusemmiyallâhe fî evvelit ta'ami. Celestu fil mek'adil evveli ve celese Muhammedun fil mek'adil lezî yelînî. La te'kul bi yedikel yusra ya gulâmu.
El gulamu yel'abu fit tariqi yehtemmul muslimu bi terbiyeti veledihi vada'tu es sahfete alel maideti ve kultu külü istemerrad dersu saateyni ektubu bi yediyel yumna adeten urife Umar ibnul Khattab radıyallahu anhu bil adli olacak. Gelelim dördüncü alıştırmamıza. Ettadribur rabi'u dördüncü alıştırma. Bizim aslında sevdiğimiz bir alıştırma. Rattibil kelimati latiyete gelen kelimeleri düzenleyiniz. Litasira cümelen cümle olabilmesi için. Vebde bima ta'atehu khattun ve bu cümlelerimize altı çizili olan kelimelerle başlayın diyor kitabımızın yazarı. Bakalım. Tatişu dolaşıyor, dolanıyor. Yedu Umera Ömer'in eli fissahfeti büyük tabağın içerisinde. İlk cümlemizi oluşturduk bile. Tatişu yedu Umera fissahfeti olacak. İkinci cümlemize bakalım. Kâne Umeru Kâne Umeru fi hacri Rasulillah. Ömer Resulullah'ın terbiyesindeydi. Kâne Umeru fi hacri Rasulillah olacak. Üçüncü cümlemize gelelim. Ye'külü veledi benim çocuğum yiyor. Bi yedihil yumna sağ eliyle yiyor. Ye'külü veledi bi yedihil yumna. Gelelim dördüncü cümlemize. Yusemmi isimlendiriyor. Besmele çekiyor. El gulamu çocuk. Fi evvelil ekli yemeğin başında. Yusemmi el gulamu fi evvelil ekli olacak. Beşinci cümlemiz. Yethbutu yani sabit duruyor. El gulamu çocuk fi mekanihi yerinde. Çocuk yerinde sabit duruyor. Ve altıncı ve son cümlemiz tezevvece halidun halid evlendi imraeten bir bayanla mümineten mümin bir bayanla evlendi. Evet, bu dördüncü alıştırma bizim için oldukça faydalı. Altı çizili olan kelimelerle başlamamız gerektiğini unutmayacağız. Ve bir kere daha isterseniz cümlelerimizin son halini tekrar edelim. Tatişu yedu Umera fissahfeti. Kâne Umeru fi hacri Rasulillahi aleyhissalatu vesselam. Ye'külü veledi bi yedihil yumna. Yusemmi el gulamu fi evvelil ekli. Yethbutu el gulamu fi mekanihi. Tezevvece halidun imraeten mümineten olacak. Gelelim. Aslında yani bu kitabımızın alıştırmalarında bizim için çok faydalı olacağına inandığım bir bölümdeyiz şimdi. Ettedribul hamisu 5. alıştırma. Da alamete sahih emamel me'ne sahihi. Doğru mananın önüne tik işareti koyacağız. Şimdi şöyle bir bakalım. Tatişu ne demekti? Tatişu ne demekti? La tezhebu gitmiyor mu? La tekrubu yaklaşmıyor mu? La tesbutu sabit durmuyor mu? Tabii ki de neydi tatişu? La tesbutu sabit durmuyor olacak. Peki es-sahfetu neydi? Es-sahfetu el-veraqatu leti yugatta biha ta'am. Yani üzerine yemek bulaşmış olan kağıt mı? Yoksa el-milaqatu leti yu'kelu biha ta'am. Kendisiyle yemek yenen kaşık mı? Yoksa el ina'u allazi yudau fi'i ta'am. Yoksa içerisine yemek konan kap mı? Evet, tabii ki de cim seçeneği içerisine yemek konan kaptı es-sahfe. Hatta büyük tabaktı. Yelike ne demek? Yani neydi hadisimizde? Sana yakın olan yerden ye. Yelike yani yakrubu minke sana yakın olan mı? Yeb udu anke sana uzak olan mı? Yoksa yesiru meake sana kolay gelen mi? Tabii ki yakrubu minke demekti sana yakın olan.
Yeminuke ne demek? Yani ne demişti peygamberimiz? Kul bi yeminike, yani sağınla ye. Yani yedukel yusra sol el mi? Yedukel yumna sağ el mi? Yoksa kademukel yusra sol ayak mı? Tabii ki de yedukel yumna sağ el olacak. Fi hacrike ne demekti? Ömer peygamberimizin hacrinde büyümüştü. Yani fi terbiyetike senin terbiyende, fi gurfetike senin odanda, fi beytike senin evinde. Hangisi doğru? Tabii ki de fi terbiyetike, yani senin terbiyende demek aslında. Fi hacrike demek, fi terbiyetike demek. Şimdi gelelim son alıştırmaya. Et-tedribu sadisu, 6. alıştırma. Gelen sorulara cevap ver alıştırması. Ecip anelesileti taliyete, gelen sorulara cevap ver alıştırması. Bakalım sorularımıza. Eyne terabbe Umeru İbni Ebi Seleme? Yani nerede? Ebi Seleme'nin oğlu Ömer nerede terbiye oluyor? Terabbe Umeru İbni Ebi Seleme'te fi beyti Resulillah aleyhissalatu vesselam. Hel kâne Umeru ya'rifu edâbel ekil. Limâze? Ömer yemek yeme edeplerini biliyor muydu? La ya'rifu Umeru edâbel ekil. Ömer yemek yeme edebini bilmiyordu. Limâze? Niçin? Li enne yedehu, çünkü onun eli tatîşu fissahfe, yani tabağın içerisinde dolaşıyordu. Li enne yedehu, çünkü onun eli tatîşu fissahfe diyebiliriz bu ikinci sorumuza. Bimâze emere Resulullah aleyhissalatu vesselam Umer'a? Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebi Seleme'nin oğlu Ömer'e ne emretti? Ne emretti? Kale lehu, ona dedi ki semmillâ, yani besmele çek. Vekul bi yeminike, ve sağ elinle ye. Vekul mimma yelike, sana yakın olan yerden ye. Bunların hepsini peygamberimiz ona emretti. Dördüncü sorumuz. Mete yecuzu lil insan? İnsan için ne zaman, insan için ne zaman caiz olur? En ye'kule mine ta'amil lezî la yeli, yani kendisine yakın olmayan bir yemekten yemek insana ne zaman caiz olur? Onu da şöyle açıklayalım, dördüncü sorumuzu. Yani birinci videomuzun sonunda söylediğimiz aslında dördüncü maddeydi. İzâ kânet ta'amu enve'an muhtelifeten, eğer yemekler çeşit çeşit olursa, feyecuzu en ye'kulel insanu minet ta'amil lezi la yelih olacak. Yani bu dördüncü sorumuzun cevabı birinci videonun sonunda hadisten istifade ettiklerimiz bölümündeki dördüncü maddeyi direkt buraya yazabiliriz. Bir kere daha söyleyelim. İzâ kânet ta'amu enve'an muhtelifeten feyecuzu en ye'kulel insanu minet ta'amil lezi la yelih diyebiliriz. Beşinci sorumuza bakalım. Hel yecuzu lil insani en ye'kule bi yedihil yusra? Yani insan için caiz midir sol eliyle yemek? La yecuzu lil insani en ye'kule bi yedihil yusra illa mevcudun fihi uzrun, ya da mani'un diyebiliriz. Yani insan için sol eliyle yemesi caiz değildir, ancak onda bir özür ya da bir engel varsa. Ve altıncı ve son sorumuz ve bugünkü videomuzun artık sonuna geldik. Uzkur ba'de edâbil ekil, bazı yemek yeme adaplarından bahset. Bunları zikret. Mesela diyebiliriz ki 1. En yekule izâ bedel ekle bismillah. İkincisi en yekule bi yedil yumna. Ya da bunları kendimiz için konuşalım. En nekule izâ bedenel ekle bismillah. Yemeğe başladığımız zaman bismillah dememiz. Ya da en ne'kule bi yedinel yumna, sağ elimizle yememiz. Ya da en ne'kule mimme huve karibun minna, bize yakın olan yerden yememiz. Evet, bu üçünü yemek yeme adapları olarak inşallah ne yapabiliriz, zikredebiliriz. Kısmet olursa ikinci dersimizde la teneffes fi şarap, yani içeceklere böyle solumamak,
içeceklere solunmamak başlıklı yine güzel bir hadisi inşallah sizlerle beraber işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.